Selam arkadaşlar. Yine hata olmadığı halde, İslam aleyhine olmadığı halde, İslam aleyhineymiş gibi sunulan bir durum var. Kur'an'da Arapça olmayan kelimeler varmış. Bu kelimelerin varlığı birçok ateist tarafından, ki bu sefer isim vermeyeceğim, birçok kişi tarafından sanki ilk defa keşfedilmiş, ilk defa böyle bir şey bulunmuş ve bu durumda gerçekten Kur'an-ı Kerim'i çürüten bir durummuş gibi insanlara pazarlanmaya başladı tekrardan. Halbuki bunlar zaten yeni bir şey değil. Bizim bugün ateistlerin zaten sunmuş olduğu yeni bir iddia da yok. 10 seneden beridir, 15 seneden beridir ateistlerin bir takım kitaplarında olsun, blog sitelerinde olsun, Ekşi Sözlük gibi sitelerde olsun bu iddialar zaten hep gündem edildi, hep de cevapları verildi. Fakat genel olarak birçok insan bu iddiaların cevabını bilmediği için hemen bir tanesi çıkıp Kur'an'da böyle Arapça olmayan kelimeler var, İbranice kelime var, Aramice kelime var, Farsça kelime var falan deyince birçok insan sanki Amerika kıtası ilk defa keşfedilmiş gibi bir şeyle karşılaştığını zannediyor ve bunu sanki Kur'an'dan açıymış gibi zannediyor. Ateistler de bunu zaten kendine argüman yapıyorlar. Neyse, fazla işe girmeden ben direkt konuya geçeceğim. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah, Kur'an-ı Kerim'in Arapça olduğunu söyler. Genel meallere göre tabi orada bir Arabiyen kelimesi geçer. O kelimenin aslı anlamı Arapça falan değil, ona birazdan değineceğiz. Bu ayetler bazanlara Kur'an-ı Kerim'de Arapçaya ait olmayan kelimelerin varlığı sanki Kur'an'a aykırı bir durummuş gibi insanlara sunulmaya başlandı. Şimdi biz bu ayete geçmeden önce Kur'an'ın kendi ifadelerine bir bakalım. Yusuf suresinin 2. ayeti. Onu Kur'an'ın Arabiyen diye bir ifade geçiyor. Arabiyen. Ona Arapça bir Kur'an yaptık şeklinde bir meal verilmiş genellikle. Şuara suresinin 195. ayeti. Lisanen Arabiyen mubin. Lisanen Arabiyen mubinin şeklinde bir ifade geçiyor. Yine Arabiyen kelimesi. Ve Fussilet suresinin 3. ayetine. Fussilet ayetuhu Kur'an'ın Arabiyen. Yani onun ayetleri Arabiyen bir Kur'an olarak tafsil edildi, açıklandı yazıyor. Bir de Rad suresinin 37. ayeti hükmen Arabiyen kelimesi geçiyor. Yani Arabiyen hüküm olarak diye bir ifade geçiyor. Buna benzer zaten birkaç ayet daha vardı hatırladığım kadarıyla. Şimdi bu ayetleri bazanlar deniliyor ki Kur'an-ı Kerim hem apaçık, pürüzsüz bir Arapça kitap indirdik diyor. Ama aynı zamanda Kur'an-ı Kerim Arapçaya ait olmayan Farsça kelimeler, İbranice kelimeler ve Aramice kelimeler kullanıyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde bir iç çelişkisidir şeklinde bir argüman sunuyor ortaya. Arabiyen kelimesinin anlamına geçmeden önce şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Her dil kendisine ait olmayan kelimeleri başka dillerden elde edebilir arkadaşlar. Mesela şu anda günümüzde kullanmış olduğumuz Türkçe'ye baktığımız zaman bile Türkçe'ye ait olmayan pek çok kelimeyi biz dilimize kullanmış olduğumuzu görüyoruz. Her kelimenin zaten bir kökenini araştırın. Araştırın takdirde bizim şu anda öz Türkçe kelime neredeyse hiç kullanmamış olduğumuzu göreceksiniz. Mesela ben size kelime dedim, kelime Arapçadır. Cümle diyorum, cümle Arapçadır. Bir şey diyorsunuz, yine Arapça. Yani dilimizin her yerine bu Türkçe ait olmayan kelimeler girmiş bir durumda. Eski zamanki Türkçe metinlere falan bakacak olursanız, ki eski zaman dediğim gibi ta Divan-ı Lügat-ı Türk falan değil arkadaşlar. O kadar geriye gitmemize gerek yok. Sadece bir 15 sene öncesi, 20 sene öncesi, hatta Atatürk'ün zamanında yazılmış olan metinlere baksanız bile pek çok Arapça kelimenin Türkçe'ye karışmış olduğunu göreceksiniz. Mesela ben çocukken okumuş olduğum bir fıkıh kitabından bir alıntı ifade okuyayım. Orada bir tarif yapılıyor. Farzın tarifini yapacak ya, bana güya farz kelimesinin Türkçe tanımını yapacak ya fıkıh kitabı. Aynı şey bir ifade geçiyor. Delaleti kat'i, subuti kat'i naslarla beyan buyrulan tekliflerdir diyor. Bunu şu anda çoğu insan anlamamış herhalde. İlk okulda ben anlamamıştım. Çünkü bu cümlenin içerisinde bir tane bile Türkçe kelime yok. Delalet diyor Arapça, subut diyor Arapça, kat'i diyor yine Arapça, beyan buyrulan tekliflerdir diyor. Teklif bu da Arapça. Beyan diyor bu da Arapça vesaire vesaire. Günümüz modern Türkçesine baktığımız zaman ise kelimelerin yine yabancı dillerden alıntı olduğunu görüyoruz. Tabi bizimkiler birazcık daha Arapçadan kaçınılmış modern Türkçede. Ama baktığımız zaman yine bizim dilimize geçmiş olan pek çok kelime öz Türkçe falan değildir. Metafor diyoruz İngilizce. Doktor diyorsun İngilizce. Krem diyorsun İngilizce. Polis diyorsun İngilizce. Yani aklınıza gelen hemen hemen her kelime Türkçe ait olmayan dillerden geliyor. Peki şimdi biz şöyle bir iddiada bulunabilir miyiz? Efendim 21. yüzyılda yaşayan Türk insanlar aslında Türkçe konuşmuyordu. Neden? Çünkü onların dillerine bakıyoruz metafor diyorlar. Metafor halbuki Türkçe falan değil. Ama biz bu adamlara sorduğumuz takdirde kendi kendilerine Türk olduğunu iddia ediyorlar gibisinden bir argüman sunabilir miyiz? Veya Atatürk'ten bir örnek vereyim. Mesela Atatürk gençliğe hitabesinde şöyle bir ifade geçiyor. Birinci vazifen diyor. Vazife kelimesi Türkçe değil. Türk istikbalini diyor. İstikbal zaten Türkçe bir kelime değil. İlelebet müdafaa ve muhafaza diyor. Müdafaa Arapça, muhafaza yine Arapça. Bu kelimenin hiçbirisi Türkçe falan değil. Şimdi ben kalkıp şöyle bir iddiada bulunsam, efendim Atatürk aslında Türk değildi. Atatürk aslında Arapça konuşuyordu. O yüzden Atatürk Arap olması lazım desem ne kadar mantıklı olur? Son derece zırvalamış olurum değil mi? Çünkü her dil başka dillerden alıntı yapar arkadaşlar. Bu yüzden böyle sanki Amerika kıtası ilk defa keşfedilmiş gibi biz Kur'an'a baktık, Kur'an'da Arapça olmayan kelimelere denk geliyoruz
şeklinde bir iddia sunulduğu iddia sunmanın herhangi bir mantığı yoktur arkadaşlar. O yüzden bu iddiaya kalmayın arkadaşlar. Fakat biz bununla birlikte Kur'an'da kelime geçen bu Arabiyyen kelimesinin anlamı neymiş? Arabiyyen kelimesi aslında Arapça mı demekmiş? Yoksa başka bir anlamı mı geliyormuş? Hem eski sözlüklerden bakalım hem de Kur'an-ı Kerim'in kendi ifadelerine bakalım. O zaman olayı daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi Arabiyyen kelimesinin anlamına biz en eski sözlüklerden bakalım arkadaşlar ki burada size doğrudan bu sözlüklerin Arapça versiyonunu da veriyorum. Doğrudan Türkçesini falan vermiyorum çünkü Türkçe çevirilerde yanlışlık olabiliyor. Ben doğrudan size Arapça versiyonunu veriyorum. Bakın İsfahan diyor ki vel Arabiyyu, Arabiyyu kelimesini tarif edecek ya, fasihul beyyin minel kelam diyor. Yani kelamın açık, net, duru, anlaşılır olan kısmıdır diyor. Demek ki Arabiyyen kelimesi şu anlama geliyormuş. Arabiyyen bir şeyin açık, seçik, net ve anlaşılır olması anlamına geliyormuş. Arabiyyu. Hadi birazcık daha eskiye gidelim. Daha eski sözlüklere bakalım. Halil bin Ahmet yine popüler sözlüktür. Türkçesi bildiğim kadarıyla yok bunun. Mesela burada Arabiyyen kelimesinin kullanımı yani köken olan Arabe fiilini kullanmaya ilgili şöyle bir örnek vermiş. Halil bin Ahmet. Ve Arabur raculu. Adam Arabe etti. Yani Arabe fiilini almış. Arabe fiilinin ifal kalıbından kullanımı örnek vermiş ve bunu anlamakla şunu söylemiş. Demiş ki Essahul gavlu vel kelam. Yani sözü ve kelamı konuşmayı açıkladı, fasih yaptı. Bozuk bir şekilde konuşmadı. Net ve anlaşılır bir şekilde bir hale getirdi. Anlamında Arabi fiilini kullandığı söylüyor burada. Ve ardından açıklamasına devam etmiş. Ve huve irbani. İrbani lisan demektir diyor. Eyyü fasihtir diyor. Yani açıktır. Açık anlamındadır diyor. Şimdi sözlüklerden gördüğümüz kadarıyla Arabiyyen kelimesinin anlamı neymiş? Bu arada sonraki Arabiyyun mu Arabiyyen mi ona hiç takılmayın. Orası tamamen gramerle alakalı olan bir şey. Arabiyyen kelimesi neymiş arkadaşlar? Arapça demek değilmiş. Açık, net, duru ve anlaşılır anlamına geliyormuş. Yani buradaki kasıt şu arkadaşlar. Kur'an'a inmiş olduğu dönemlerde yazılmış olan şiirlere falan bakacak olursanız işte popüler olan müfessirlerin tefsirine falan baktığınız zaman şunu göreceksiniz. O dönemki insanların dil kullanımı, şiirlerdeki üsluplar falan kullanımına baktığınız zaman onlar dillerinin çok karmakarışık bir yapıda olduğunu göreceksiniz. Hani bizim Türkçeyi bozuk kullanan insanlar olur ya böyle. Yani ne dediğini karşı taraf anlamaz, sadece kendisi anlar ya. Bir nevi Kur'an-ı Kerim o Arapların dili kötü kullandığı örnek alarak, onlara baz alarak diyor ki biz bu kitabı sizin halk arasında kullanmış olduğunuz gibi karmakarışık, anlaşılmaz cümlenin öznesi nerede, nesnesi nerede, yükleme nerede böyle belirsiz bir yapıda yapmadık. Açık, net, anlaşılır bir halde yaptık ki bu kitabı anlayasınız. Yani Kur'an-ı Kerim biz Kur'an'ı apaçık Arapça indirdik yani apaçık Arabiyyen indirdik derken kastı tam olarak bu. Bir nevi Allah diyor ki ben bu kitabı öyle bir hale getirdim ki okuyan insan öznesini, nesnesini, yüklemini anlayacak, kelimesini anlayacak. Sizin halk arasında konuştuğunuz gibi karma karışık bir yapıya sahip olmayacak. Tamamen sistematik, açık, net ve anlaşılır bir dilde indirdim ben bu kitabı anlamında Arabiyyen kelimesini kullanıyor. Peki bu dediğine Kur'an'dan bir kaynak verebilir misiniz derseniz tabii ki Kur'an-ı Kerim'de buna bir kaynak var. Normalde bu sözlük açıklaması zaten yeterliydi. Sonuçta Kur'an-ı Kerim bir kelime kullanıyor Arabiyyen diye. Bu kelimeyi ilk muhataplar nasıl anlamış diye bakıyoruz. Bu adamlar bu kelimeyi böyle anlamış. Doğal olarak bizim daha kalkıp da başka bir kaynak sunmamıza normalde gerek yok. Ama hadi biz yine de Kur'an-ı Kerim'in kullanımına bakalım. Fussilet suresinden bir ayet örnek vereceğim size. Fussilet suresinin 44. ayeti. Bakın ayette diyor ki biz Arapça metninden okuyalım oradan. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا. Eğer biz onu acemi bir Kur'an olarak yapmış olsaydık ki acemi kelimesi Arabiyyen kelimesinin tam zıttı olarak kullanılır. Eğer biz o Kur'an'ı biz onu acemi bir Kur'an olarak yapmış olsaydık mutlaka derlerdi ki لَوْ يَفُسْفَتْ اَيَاتُهُ. Onun ayetleri açıklamış olması gerekmez miydi? Yani Allah diyor ki biz bu kitabı Arabiyyen açık net olarak indirdik. Eğer biz o kitabı Arabiyyen'in tam zıttı olarak Acemiyyun olarak indirmiş olsaydık yani anlaşılmaz ne dediği belirsiz olan bir kitap olarak indirmiş olsaydık mutlaka onlar derlerdi ki ya bu ayetlerin açıklanması gerekmez miydi? Tavsiye edilmesi gerekmez miydi? Derlerdi diyor. Doğal olarak biz buradaki ifadeden şunu anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in kendisi Arabiyyen kelimesini açık, net, anlaşılır, konuştuğu anlaşılır, söylediği şeyler anlaşılır anlamında bir ifade olarak kullanıyor. Bu anlamda kullanıyor yani. Ha şöyle bir itiraz sunabilirsiniz. Peki arkadaş o zaman neden Kur'an-ı Kerim hakkında birçok yorum yapılıyor? Neden ayetler böyle farklı farklı anlaşılıyor derseniz Kur'an-ı Kerim'in kastetmiş olduğu açıklık, netlikle bizim bugün ayetlerde yapmış olduğumuz yorumların çelişkili olması, farklı farklı olması ayrı şeyler. Kur'an-ı Kerim diyor ki misal ben buraya kelam dediysem kelamdır. Allah dediysem Allah'tır. İlah dediysem ilahtır. Peygamber dediysem peygamberdir. Herkes aynı şeyi görür. Ama öbürü çıkar yorumlarken işte efendim orada kelam derken aslında şunu kastetti. Orada ilah derken şunu kastetti. Orada kitap derken şunu kastetti gibi sen kendi yorumlarıyla farklılık katar. Yani kısacası Allah Arabiyyen kelimesinin ne dediği anlaşılır manasına kullanıyor arkadaşlar. Buradan biz bu ayetlerden bunu anlıyoruz.
Konuyu aslında daha fazla da uzatmaya gerek yok. Konunun özeti bu kadardı arkadaşlar. Yani birisinin kalkıp da Kur'an'da Kur'an'a ait olmayan cümlelere örnek vermesi Kur'an-ı Kerim'in bir açığı değildir. Çünkü her dil bir diğerine alıntı yapar ki Kur'an-ı Kerim zaten Arabiyyen derken biz bu kitabı Arapça indirdik falan manasında bunu söylemiyor. Kur'an-ı Kerim bunu biz ne dediğimiz anlaşılır, okuyan herkesin ne dediğini anlayacağı tarzdan bir kitap indirdik anlamında Arabiyyen kelimesini kullanıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Arapça olmayan kelimelerin varlığı zaten bilinen bir şey. Bugün bazı ateist arkadaşlar çıkıp işte dediğim gibi Amerika kıtası sanki ilk defa keşfedilmiş gibi ortaya çıkıyor. Baktık Kur'an'da Farsça kelime var, Arapça olmayan kelimeler var gibi böyle bir propaganda yapıyorlar. Sanki bunu 1400 yıldır hiç kimse fark etmedi. Bu kadar adam harfi harfine bu kitabı çevirirken, harfi harfine tefsir yaparken hiçbir tane adamla denk gelmedi. Bir tek bizim 21. yüzyılın Arapçasının aslında bile anlamayan bizim ateist arkadaşlar keşfediyor bunu sanki. Yoksa demiş olduğum gibi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim içerisinde Arapça olmayan kelimelerin varlığı zaten bilinen bir şey. Daha önceki videolarda ben örnek vermiştim. Mesela semum der. Semum Arapça değildir. Ondan sonra yem kelimesini kullanır. Normalde Arapçada deniz anlamında bahır kelimesi kullanırken Kur'an-ı Kerim Musa peygamberle ilgili olan ayetlerde yem kelimesini kullanıyor. Ve yem kelimesi normalde İbranice bir kelimedir. Fakat Arapçaya bu sonradan geçmiş bir kelime. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim hem bahır diyor hem de yem diyor. İkisini aynı anlamda kullanıyor. Bunun dışında zaten pek çok ortak kelime vardır. Mesela rejim diyoruz. Rejim yine İbranice'de aynı şekilde rejim şeklinde geçiyor. Buna benzer pek çok kelime örneği bulunabilir arkadaşlar. Mesela bir videomda da örnek vermiştim. Araf suresinin 179. ayetinde Allah diyor, yani birçok mealin verdiği anlama göre söylüyorum. Cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Orada mesela zere fiili geçiyordu. Ve zere fiilini biz etimoloji köküne indiğimiz zaman İbranice'de de Arapça'da da elemek anlamında olduğunu görüyoruz. Ve İbranice köküne indiğimiz zaman ayet anlamı şu şekilde bir şey oluyor. Cinlerden ve insanlardan biz birçoğunu cehennem için eledik. Öbür mealle bu meal arasındaki farka dikkat edin arkadaşlar. Cinleri ve insanları cehennem için yarattık demek farklı. Cinlerden ve insanlardan bir şey olduğunu cehennem için eledik demek çok farklı bir şey. Yani Allah imtihan ediyor, peygamber yolluyor, vahiy yolluyor. Kendilerini doğruya çağıran, rehber olan peygamberler yolluyor. Fakat bakıyor ki insanların birçoğu küfrü tercih ediyor. Gerçeği göz ardı etmeyi tercih ediyor. Allah diyor ki insanlardan ve cinlerden bir çoğunu cehennem için eledik. Burada bizim irademize bağlı olan bir şey oluyor. Ama doğrudan cehennem için yarattık demiş olsa o zaman bir çelişki çıkıyor, bir problem ortaya çıkıyor. İşte bu yanlış anlamın önüne de biz zere fiilinin kökenine indiğimiz zaman, İbranice'deki eledi anlamına ulaştığımız zaman bu olayı çözmüş oluyoruz. Neyse arkadaşlar, konu bu kadardı. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu arkadaşların böyle propagandalarına kanmadan önce lütfen bir gidin bir araştırın arkadaşlar. Bu adamlar yani çoğunlukla bilmeyen insanları kandırabiliyorlar. Ya mesela sorgulayan Müslümanlara bakın. Araştıran hiçbir insanların ben bu ateist arkadaşların iddialarını kanacağını zannetmiyorum. Herkes bilmediği alanda sizi kandırıyor. Bildiğiniz alanda sizi hiç kimse kandıramaz. O yüzden lütfen sizden ricam, böyle iddialar gördüğünüz zaman hemen bu karşı tarafa prim vermek yerine, hemen bu iddiaları yutmak yerine doğrudan lütfen bir gidin, bir araştırın, bir sorgulayın arkadaşlar. O kadar makale yazıldı yani, o kadar kitap yazıldı. Lütfen bir gidin, birazcık araştırın. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.